Haberler pek iç açıcı değil. Koronavirüs gidiyormuş gibi yaptı, geri geldi. Sadece bizde değil, bütün dünyada. Bakın 7 milyon 250 bine çıkmış vaka sayısı. Yani koronaya yakalananların sayısı. 430 bini de vefat etmiş. Bakın Türkiye'de de durum iç açıcı değil. Doktorlar uyarıyorlar, binin tekrar üzerine çıktı, 1200'lere geldi. Günlük vaka sayısı. Aman dikkat diyorlar. Bugün Sağlık Bakanlığı bir dizi tedbir aldı. İşte iş yerinde şöyle davranır diyor. Düğün derneklerde nasıl hareket edileceğini kurallarını açıklamış. Aman diyor uzak durun toplantılarda falan. Ama en önemlisi hiç yapmadığımız şey ne biliyor musunuz? En önemlisi uzmanlar şunu diyor. Sosyal mesafeyi koruyamıyoruz. Bakın öksürünce 6 metreye gidiyormuş. Aksırınca 8 metreye. Hiç olmazsa diyorlar. Ya şu var ya şunu. Şunu şöyle takmayın. Bütün İstanbul'da Ankara büyük kent herkes böyle takıyor. Şu bile değil diyorlar. Bakın şöyle takın ki. Şöyle hiç olmazsa sizin öksürüğünüz karşı tarafa gitmez. Hiç olmazsa bir nebze korunursunuz. Ama ne yazık ki yapmıyoruz. Birkaç nedeni var. Bir iktidar da suçlu. Bir anda boşu bıraktı. Bu iş bitti havası yayında. Dediler ki biz bu işten karlı çıkıyoruz. İşte başardık. Bak bütün dünya mahvoldu. Biz başarıyız dediler. İşte ikinci hata da bizim. İç içe girdik. Bir anda bitti dedik. Gittik pikniklere gittik. Deniz kenarlarına gittik. O mesafeyi korumadık. Ama en önemlisi elimizde olmayan bir şey. İşe gidip gelmede mecburen otobüslere bindik. Servis araçlarına bindik. Bakın eskiden bir ara açıkladılar da uçaklarda çapraz oturulacak falan filan. Şimdi yan yana oturuluyor. Servis araçları öyle, otobüsler öyle. Ekonomin bunu zorladı. Aman diyor doktorlar. Buraya kadar geldik. Buradan sonra bir patlama olursa bir daha lokantaları, diğer yerleri kapatacak halimiz yok. İnsanları tekrar eve tıkamayız diyorlar. Herkes tedbirini kendi alacak. Geldiğimiz yer bu.